14 Kasım Pazar günü gündemiyle Sabah Haber'den mutlu günler, günaydınlar değerli izleyenler. Yeni bir gündemle, daha en güncel gelişmelerle Sabah Haber'de karşınızdayız ve dilerseniz hemen haber bültenimizle gelişmeleri sizlerle paylaşmaya başlayalım. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti Cumhuriyet Meclisi'nden güven oyu aldı. 27 kabul ve 19 ret oyu kullanırken 3 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Başbakan Faik Sucuoğlu teşekkür konuşmasında seçime kadar hükümetin verimli şekilde çalışacağını söyledi. Buyurun Sayın Katip. Asım Akansoy. İzlem Gürçağ Tuğra. Olgun Amcaoğlu. Cumhuriyet Meclisi Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti'nin güven oylaması için olağanüstü toplandı. Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanıldı, 3 milletvekili oylamaya katılmadı. Sayın milletvekilleri, oylama cetvelini, oylama sonucunu açıklıyorum. Kabul 27, ret 19, katılmayan 3. Buna göre güven oyu verenlerin sayısı ret verenlerden fazla olduğu için Bakanlar Kurulu güven oyu almıştır. Sayın milletvekilleri, iş tüzüğün 126. maddesi uyarınca güven oylaması sonucu Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Ayrıca Meclis Başkanlığınca resmi gazetede yayınlanacaktır. Muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güven oyu verenlerin sayısı ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güven oyu aldı. Başbakan Faik Sucuoğlu hükümetinin güven oyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi. Hükümetimiz için destek veren, eleştirileriyle katkı koyan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Seçim hükümeti şeklinde düşünülen ve kurulan bir hükümetimiz ama önümüzdeki süreçte hem yasal çalışmalar hem bütçe çalışmaları aynı yoğunlukta hep birlikte sizlerin de katkılarıyla devam edecektir. Dolayısıyla en verimli bir şekilde bu iki ayın süreyi geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar saat 12'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BRT'den yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Bu özel günümüzde anavatan Türkiye'de bizleri yalnız bırakmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'daki törene katılarak konuşma yapacak. Kutlamalar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Girne Atatürk Meydanı ile Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesi'nde konser verecek. Solo Türk ise Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanıyor. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı saat 12'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil etmesi ve tören, etkinlik ve açılışlara katılması bekleniyor. İlk tören saat 15'te Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında yapılacak. Ardından saat 15.30'da kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında tören düzenlenecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yapılacak tören ve etkinliklerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun kararıyla tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan ettiği koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 15 Kasım Pazartesi günü saat 9'da Cumhurbaşkanlığında 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek. Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören Pazartesi günü saat 9.30'da Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit töreni ise saat 10'da başlayacak. Törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.
Lefkoşa Şehitler Anıtı'ndaki mahalli tören ise saat 8'de başlayacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehtara Birliği saat 15.30'da Girne Atatürk Meydanı'nda, pazartesi günü saat 15.30'da ise Kapalımaraş Belediye Çay Bahçesi'nde konserler verecek. Türk Hava Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pazartesi günü 15.30'da Girne Atatürk Anıtı'nın üzerinde gösteri yapacak. Gençlik Dairesi 15 Kasım etkinlikleri kapsamında başkent Lefkoşa, Gazi Mausa ve Güzelyurt'ta 24. Cumhuriyet şölenleri düzenliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bölgelerde de törenler düzenlenecek. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkemize gelen heyetler, devlet ve hükümet yetkililerini ziyaretlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Or Amiral Adnan Özbal'ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun egemen eşitliğe dayalı yan yana iki eşit devlet temelinde olması gerektiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Oramiral Adnan Özbal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde Adnan Özbal'a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti. Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü mesajını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iletilmek üzere mektubunu Oramiral Özbal'a verdi. Oramiral Adnan Özbal, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün başlattığı onurlu mücadelesinde her zaman yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurguladı. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk halkının yanında, her konuda yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk halkı kararını verdi. Bundan sonra egemen, eşit, bağımsız iki devlet olarak yoluna yürümeyi, devam etmeye karar verdi. Bu kararın da her zaman arkasındayız. Bunun da uluslararası ortamda gerçekleşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm devlet erkanı aynı düşüncede, aynı doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir, girişimlerini sürdürmektedir. Oramiral Özbal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutlayarak bu mücadelede emeği geçen, başta Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere saygı ve şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki mücadelesinin asırlardır devam ettiğini vurguladı. Tatar, Kıbrıs Adası'nın İngiltere'ye kiralanması ve Türk bayrağının indirilip İngiliz bayrağının çekilmesiyle Kıbrıs Türk'ü kendi bayrağı altında özgürce ne zaman yaşayacağını düşünerek hep 20 Temmuz'u bekledi, dedi. Kendilerinin 20 Temmuz'u gördüklerini, şimdi yapılması gerekenin gençleri de aynı heyecanda bu milli davaya inandırmak olduğunu ifade eden Tatar, gençlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye ile işbirliği içerisinde ulusal varlığını sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerektiğini söyledi. Bizim şu anda yürütmekte olduğumuz siyaset, geçmiş tecrübelerimizle gerçekten Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet temelinde olması lazım. Aksi takdirde bizleri federasyon çatısı altında yalanıyla, çünkü netice itibariyle ben bunları teyit etmiş bir kişiyim. Uluslararası toplantılarda açık ve net kendilerine sorduğum soru üzerine aldığım cevaplar odur. Diyorlar ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Şu anda Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir anayasal değişiklikle Kıbrıs Türkleri oraya yamalacak. Ve Rum gazetelerinde bazı açıklamalar vardır Anastadiadis'in ve Sayın Çavuşoğlu'nun onlara Kral Montana'da verdiği cevaplar. Açık ve net adamlar diyorlar ki anlaşmanın imzalandığı gün sıfır asker sıfır garanti. Yani anlaşmanın imzalandığı gün, ki o anlaşmayı biz zaten kabul etmemiz mümkün değildir de o anlaşmanın, bizim hiçbir zaman bana göre kabul etmeyeceğimiz anlaşmanın imzalandığı gün aynı anda Türkiye Cumhuriyeti de imza koyacak sıfır asker sıfır garanti. Yani garantörlük haklardan vazgeçecek. Ve askeri de çekecek. Bunun taahhüdünü verecek. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değildi Sayın Komutanım.
Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki süreçte yürüttükleri yeni siyasetin, yeni anlayışın daha da kökleşeceği ve daha da yeşereceği bir ortamın şekillendiğini görmek umuduyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümünü kutladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu'nu da ziyaret etti. Bu önemli günü kutluyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için ülkeye gelen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tebrik ve selamlarını ileterek 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Özbal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman bir ve beraber olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki eşit egemen devlet yolundaki yürüyüşünde desteklerini teyit etti. Meclis Başkanı Önder Senaroğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünde Özbal'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Senaroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü ve kararlı duruşu sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladığını söyledi. Senaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Rumlara da barış getirdiğini ve adada uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde barış ve huzurun sürdüğünü belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne minnet ve şükranlarını sundu. Ziyarete Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de hazır bulundu. Sayın seyirciler, Başbakan Faik Sucuoğlu, Kıbrıs Türk'ü ile Anadolu arasında ayrı gayrı olmadığını, acıların ve sevinçlerin birlikte paylaşıldığını söyledi. Oramiral Adnan Özbal'ı kabulünde konuşan Başbakan Faik Sucuoğlu, "Siz Anadolu'da, biz Kıbrıs'ta yaşayan Türkleriz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız bir" diye konuştu. Başbakan Faik Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yer alan kabulde Oramiral Özbal, Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümetinin güven oyu alması dolayısıyla Başbakan Faik Sucuoğlu'nu kutlayarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Özbal, her zaman Kıbrıs Türk'ü ile birlikte olduklarını vurguladı. Türk halkı her zaman yanınızdadır. Hep birlikteyiz. Kıbrıs Türkiye için milli bir mesele. O milli mesele etrafında tüm Türk halkı kenetlenmiş durumdadır. Başbakan Faik Sucuoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünün kutlanacağını belirterek bugünlere kolay gelinmediğini, birçok şehit ve gazi verildiğini ifade etti. Başbakan Sucuoğlu, adanın 1878'de İngilizlere devredilmesinin ardından da Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile irtibatını ve ilişkisini hiç kesmediğini, Kurtuluş Savaşı'nda Kıbrıs Türk halkının neyi varsa Anadolu'ya göndererek Türk milletine destek olduğunu belirtti. Kendimizi ayrı gayri görmediğimiz bir durum. Siz Anadolu'da, biz Kıbrıs'ta doğan Türkleriz. Evet, evet. Irkımız, dinimiz, dilimiz, her şeyimizde biriz. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, kendimizi Türkiye'de veya Kıbrıs'ta yaşadığımız süre içerisinde hiçbir farklılık da görmüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını tarih boyunca karşılıksız desteklediğini vurgulayan Sucuoğlu, "Bizim en büyük şansımız 60 kilometredeki ana vatanımızdır. Söylenecek tek bir söz var, o da teşekkürdür" dedi. Önümüzdeki süreçte de Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Türkiye'nin desteğiyle sürdüreceğini vurgulayan Sucuoğlu, Mavi Vatan'daki yeraltı zenginlikleriyle ilgili Güney Kıbrıs'ın şımarık tavırlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin kararlı tutum ve tavırlarıyla karşılığını bulduğunu kaydetti. Sadece tek bir şey vardır, o da teşekkürdür. Tarih boyunca hep böyle olmuştur.
katkılar hep gelmiştir. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Menderes temsilciliğinden oluşan bir heyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü kutlamaları için aramızda. Heyetin gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili haberimizle şimdi bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Menderes temsilciliğinden oluşan heyeti kabul ederek görüştü. Tatar yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada birçok şehit verdiğini, çok büyük bedeller ödediğini, soykırım yaşadığını ve her türlü zulmü gördüğünü dile getirdi. En önemli tarihimiz 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile, yani sizlerin adaya adım atmasıyla. Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve şu anda bir devlet sahibi olarak bütün dünyaya söylediğimiz Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Her halk kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Madem ki Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, Kıbrıs Türk halkı da kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu da muharip gazileri kabul etti. Senaroğlu, gazilerin Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesini hayatlarını hiçe sayarak destek verdiğini vurgulayarak onlara olan borcun asla ödenemeyeceğini kaydetti. Senaroğlu, devletimizin kuruluş yıl dönümünde sizleri burada görmek daha da anlamlı ve önemlidir. Yok oluşun eşiğinden kurtardığınız bu halkın ve ülkenin şimdi huzur ve güven içinde yaşayabildiğini görmeniz bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır dedi. Başbakan Faik Hoca'oğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Menderes temsilciliğinden oluşan heyeti kabul etti. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde ve aynı zamanda bir cumhuriyet sahibi olmasında sizlerin çok büyük katkısı var. Bu mücadeleyi hep birlikte verdik. Sizlerin katkısıyla, yardımıyla, buradaki mücahitlerin mücadelesiyle Kıbrıs Türk'ü özgür, kendi cumhuriyetinde yaşama hakkını buldu ve 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan bu yana da bu huzuru yaşıyoruz. Kabul'de heyet adına konuşan Mehmet Çopur, 47 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek sizlerle tanışmak ve o anı yaşamak bizim için inanılmaz bir duygudur dedi. Bu 38. yıl döneminin dolayısıyla bizler sizlerin yanında olabilmek ve 47 yıl önce ayak bastığımız bu topraklarda kan akıttığımız, kan döktüğümüz, şehit verdiğimiz kardeşlerimin yeniden arasında olabilmek, sizlerin yanında yer alabilmek için bizler buradayız. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi futbol takımı heyeti de Cumhuriyet Bayramı coşkumuza ortak olmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Cumhuriyet Meclisi futbol takımıyla maça çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Senaroğlu ve Başbakan Faik Hocaoğlu'nu da ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi futbol takımı heyeti, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulundu. Heyet ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar heyeti kabulünde bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Kıbrıs'ta gerçekler temelinde bir anlaşmanın olabileceği bu bütün dünyaya duyurulmuş ve şimdi de benim Cumhurbaşkanım döneminde artık bu siyaset daha da netleşmiş. Bütün dünya artık federasyon temelinde bir anlaşmanın olamayacağını, çünkü federasyon temelinde bir anlaşma ortaya çıkmıştır ki özellikle Avrupa Birliği içerisinde Rum ve Yunanlıların çoğunlukta tek egemenlik çatısı altında bizleri azınlık olarak gördükleri, hiçbir zaman eşitlik temelinde bir federal çözüme inanmadıkları ve tabii ki en acısı da Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek garantörlük hakkının gerek askeri varlığının tamamıyla sıfırlanmasıyla buradan çekilmesini öngören bir anlaşma modelidir. Dolayısıyla bizlerin böyle bir anlaşma modeline evet dememiz mümkün değildir. O bakımdan hep açıklamalarımda siz de takip ediyorsunuz. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. Türkiye Cumhuriyeti hiç eski Türkiye Cumhuriyeti değildir. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesi. Mutlaka kendi yanı başında 40 mil uzaklıktaki bir Kıbrıs adasının geleceğinde söz sahibidir. Uluslararası anlaşmalar, Lozan Anlaşması'nın 16 maddesi böyle buyurmuştur. 1960 kuruluş anlaşmaları böyle emretmektedir. Dolayısıyla ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin de söz sahibi olacağı bir gelecekte mutlaka
egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın olması Kuzey'deki Türk Devleti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile münasebetlerinin daha da yoğunlaştırılıp geliştirilmesi bizlerin geleceği bakımından hayati öneme haizdir. Dolayısıyla bu siyasetten asla geri dönüş yoktur. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim bütün yaptığı fedakarlıklar ve Kıbrıs Türk halkının yanında durabilmesi bizler için gerçekten büyük bir bahtiyarlıktır. O bakımdan sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olarak bir kez daha 38. yıl dönümümüzde şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bizim geçmişimiz bir, kaderimiz bir, geleceğimiz bir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi futbol takımının burada olmasının ülkenin maruz bırakıldığı spor ambargolarına dikkat çekilmesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. Bu insani konuda verdiğiniz destek ve dünyaya ilettiğiniz mesaj için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yapacağınız spor karşılaşmalarıyla KKTC'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde modern tesislerin var olduğunu, uluslararası müsabakalar için her zaman her bakımdan hazır olduğumuzu bir kez daha gösterme şansı yakalayacağız. Başbakan Faik Sucuoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983'te kurulduğunu ve ana vatanın Kıbrıs Türkleri konusunda hassasiyetinin büyük olduğunu vurguladı. Türkiye'nin desteği olmadan bu küçük ülke ve bu küçük halk sayı itibariyle tabii ki belli bir noktaya gelebilirdi ki geldi, ama her zaman ana vatan bizim koşulsuz arkamızda destekleyen tek güç oldu. Ve hep şunu söylüyorum.